Medyaskop'tan herkese iyi akşamlar. Ben Sahra Atilla, haftanın son bülteniyle karşınızdayız. Bugün bültenimizde koronavirüs salgını ve İstanbul Sözleşmesi'nin feshedilmesinin üzerinden geçen bir ayı konuşacağız. Haber hafta sonu şimdi koronavirüs verileriyle başlıyor. Ardından konuyu konuşmak adına Profesör Doktor Bülent Ertuğrul'la konuşacağız. Koronavirüs salgını maalesef ülkenin ve dünyanın gündemini belirlemeye devam ediyor. Dünya genelinde salgında tespit edilen vaka sayısı 140 milyon 320 bini aştı. Salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 3 milyon 20 bini, salgında iyileşenlerin sayısı ise 119 milyon 950 bini geçti. Sağlık Bakanlığı koronavirüs salgınına ilişkin dün açıkladığı verilere göre son 24 saatte 62.606 yeni vaka tespit edildi. 288 kişi ise hayatını kaybetti. Son sayılarla birlikte toplam ölüm sayısı 35.608'e, toplam vaka sayısı 4.212.645'e yükseldi. Bülent Bey, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Sarı Hanım, iyi yayınlar. Teşekkür ederiz. Şimdi bugün koronavirüs salgında aşılamaya alınan tedbirleri, tam kapanma konusunu konuşalım istiyoruz sizinle. Şimdi alınan tedbirlerle başlayalım isterseniz. Yani biz sürekli aslında sizinle de konuştuğumuz bir konuydu. Tam kapanma olmalı diyorduk en başından beri. Yani salgın kontrolden çıkmaya başlamasıyla özellikle 14 gün artık yeterli değil, 28 gün yeterli denmişti. Ancak 28 günde kurtulabilir denmişti. Şimdi geldiğimiz noktaya bakalım isterseniz. Vakalar çok ciddi bir artışta, ölüm sayılarımız 280'lere ulaşıyor. Bu durumda alınan tedbirleri nasıl yorumlarsınız diye sorayım. Salgının kontrolden çıktığı bu dönem aslında Dünya Sağlık Örgütü'nün salgınla ilgili evre 4 dediği aşama. Bu pandemi evreleri değil bunlar. Salgının kontrol edilebilmesi için yapılması gerekenlerin önerildiği bir evreleme. Ve burada artık son aşamaya gelmiş durumdayız. Evre 4 aşaması dediğimiz ve burada yapılması gerekenler de bilimsel olarak belli. İnsanların evde kalmaları sağlanmalı. Kritik üretim süreçleri dışındaki, bunlar sağlık ve gıda üretim süreçleri, onun dışındaki tüm üretim süreçleri durdurulabilmeli veya evden çalışma olanağı olanlar evden çalışmaya geçmeli. Tüm yaşlı bakım yurtları veya o tür yerlerde ziyaretler yasaklanmalı, güvenlik sağlanabilmeli. Bununla beraber yüz yüze eğitimde de salgının, hasta yükünün çok ağır olduğu yerlerde eğer önlemler de yeterince alınamayacaksa belki de yüz yüze eğitimde durdurulabilmeli. Eğer önlemler ve kontrol sağlanabiliyorsa yüz yüze eğitim zorlanmalı. Yani geldiğimiz aşama bu. Bunun ne kadar süreceğiyle ilgili de hani 14 gün, 28 gün, yani 2 hafta, 4 hafta gibi değil. Bu salgının kontrol altına alınabileceği bir süre izlemle belirlenmeli. Yani biz şimdi 2 haftalık bir kapanma diyoruz ama 2 haftanın sonunda aslına bakarsanız ancak şu anki yükümüzü belki bir miktar eritebiliriz. Belki 28 günde bunun daha fazlasını eritiriz ama aslında öyle değil. Bu İngiltere bunu yaptığında bu süre yaklaşık 3 ay sürdü. 3 ayı biraz geçti. O anlamda da aslına bakarsanız bir süre vermek değil, salgının tam kontrol alınacağı veya alındığı düşünüldüğü zamana kadar bir kapanmanın gerçekleşmesi gerekiyor. Tabii bunun ayrıntıları var. İşte yurt içi veya yurt dışı seyahat kısıtlamaları bunun bir başka örneği. Onun dışında tüm çalışma iş kollarında durdurulması, fakat bunun bir sosyal ve ekonomik destekle, tam anlamıyla destekle desteklenebilmesi gibi bazı alt unsurları da var. Ama bunların hepsini düşündüğümüzde aslına bakarsanız şu anda ülkemize geldiğimiz noktada salgın bir tam kapanma olmadan, ekonomik ve sosyal desteklerin sağlandığı tam kapanma olmadan kolay kolay kontrol altına alınabilecek gibi değil. Dediğiniz gibi işte vakalar çok fazla olmaya başladı ve o gün Nuriye Ortaylı şöyle bir şey söyledi. Hani önceden yönetilemiyor diyorduk ama şimdi yönetilmek istenmiyor dedi. Kayıyan pala da yönetilememe pik yaptı dedi aslında. Siz burada yönetimle ilgili ne dersiniz? Yani salgında yönetimle ilgili işte kritik noktalar da vardı ya, Haziran'da açılması ilk başlardaki kritik noktaydı. Daha sonra Eylül'de o kapanmayla birlikte, sonbaharla birlikte artan vaka sayıları vardı. Şimdiki döneme baktığımızda hem bu kritik noktalara bakalım hem de bu yönetilememek konusuna.
Şimdi benim elimde bilimsel olarak ekonomik ve siyasi veriler olmadığından dolayı oraya ilişkin benim bir yorumda bulunabilmem çok olanaklı değil. Yani bir yorumda bulunabilmek için net verilere sahip olmak gerekiyor. Ama geldiğimiz noktada gördüğümüz zaman bir yönetilememe durumunun söz konusu olduğunu söyleyebilirim. Ha, bunun nedenleri konusunda bir şey söylemek zor. Hani ekonomik nedenlerden dolayı mı, sosyal nedenlerden dolayı mı, politik nedenlerden dolayı mı? Hani aşı yaparken bile, aşının olması durumunda bile seçimler sanki bir politik seçimmiş gibi yansıtıldığı zaman bu bizi çok rahatsız etmişti. Hani aşı olmak, aşı olmamak karşıtlığıyla. Hani şu anda geldiğimiz noktada aslında böyle bir politik karşıtlık veya ekonomik karşıtlıktan çıktık artık. Siyasi otoritenin duruma belki de el koyması ve bilimin öncülüğünde, bilimsel verilerin öncülüğünde bir yönetimden söz etmek gerekiyor. Ama gördüğümüz noktada aslında bunu geldiğimiz noktada bunu göremiyoruz. Çünkü alınan önlemlerin bile hangi bilimsel gerekçelerle alındığı konusunda sorular sorulduğunda ben buna yanıt veremiyorum. Hani hangi mantıkla, hangi bilimsel ölçütle AVM'leri açıyorsunuz? Hangi mantıkla işte diğer iş yerlerini kapatıyorsunuz veya hangi mantıkla otelleri, turizm işletmelerinin devam etmesine izin veriyorsunuz? Örneğin orada da restoranlar var, orada da insanlar kalabalık bir biçimde oturacaklar. Ama hangi mantıkla diğer restoranların kapanmasını neden oluyorsunuz? Hani bunların açıklaması yok, bilimsel bir açıklaması yok. O nedenle bir yönetememe veya yönetilememe durumu söz konusu, yönetememe durumu söz konusu. Zaten salgında geldiğimiz nokta bu nedenden dolayı. Hani yönetememekten de kaynaklanıyor. Bunun ama ekonomik gerekçelerinin mutlaka olduğunu düşünüyorum. Hani ülkenin ekonomisi nedeniyle. Fakat siyasi otoritenin yaptığı açıklamalara baktığınızda aslında orada da böyle bir sorun olmadığını söylüyorlar. O zaman orada da böyle bir sorun yoksa, yani ekonomik anlamda da bir sorun yoksa neden bilimsel veriler önceliklenerek bir salgın yönetimi gerçekleşmiyor? İnsan anlamakta zorlanıyor. Tabii bu eleştirileri de beraberinde getiriyor doğal olarak. Ve şu anda geldiğimiz noktada dikkat ederseniz her gün neredeyse iki uçak kazası geçiriyoruz ve insanları yitiriyoruz. Şimdi düşünün, ben bugün sosyal medyada buna benzer bir örnek gördüm. Kişi şöyle yazıyordu: her gün iki uçak düşse ve insanlar ölse, ertesi gün siz uçağa binmezsiniz ve çok büyük tartışma olur bu uçak yolculukları ilgili. Ama biz şu anda bunu da tartışamıyoruz net olarak. Yani düşünün, salgında her gün bu kadar insanımızı yitiriyoruz ama oturup tartışamıyoruz, bilimi önceleyemiyoruz, öncelikleyemiyoruz. O anlamda da bir problem var, hem de büyük bir problem var. Hani bunu siyasi otoritenin bilimsel verileri dikkate alarak bilimin öncülüğünde çözebilmesi gerekiyor. Beraberinde bilim kurulundaki hocalarımızın, arkadaşlarımızın açıklamalarına bakıyoruz. Hani oradan da aldığımız ipuçları, hani bilim kurulunun da önerilerinin çok dinlenmediği yönünde, hani kısmi bir dinlenme söz konusu. O zaman demek ki siyasi otorite kendi elindeki verilere göre bir değerlendirme yapıp ona göre karar alıyor. Kendi önceliklerine göre karar alıyor. O da şu anda salgını yönetmekte çok etkili bir yöntem olmuyor ne yazık ki. Şimdi salgının kontrolden çıkmasıyla birlikte şüphesiz sağlık çalışanlarının üzerindeki yük de arttı. Şimdi o tarafa bakalım mı bir hocam? Yani sağlık çalışanlarının izlemeye bağlı, izlemeye aldığı hasta sayısında nasıl artışlar oldu? O tarafta durum nedir? İşte biraz önce Twitter'da şöyle bir mesaj gördüm. Bir kız annesine yoğun bakım arıyor ve şey, annem ölüyor diyor. Yani hani Twitter'da bunu yazmak zorunda kalıyor insanlar. O tarafta durum nedir? Tedavi edici hizmetlerde durum gerçekten çok ciddi. Çünkü dediği doğrudur. Şu anda bazı yerlerde yoğun bakım yatağı bulmak, hatta bazı yerlerde hastanede yatak bulmak çok zor. Özellikle kamu hastanelerinde üst üste yoğun bakımların açıldığını duyuyoruz. Yoğun bakımları tek başına açmak da bir işe yaramıyor. Çünkü şimdi yoğun bakım dediğiniz yer sadece bir yatak ve bir ventilasyon cihazı değildir. Aynı zamanda eğitimli personelin olması gerekir. Eğitimli sağlık personelleri yoğun bakımlarda çalışmalıdırlar. Ama serviste çalışan veya tecrübesi olmayan bir sağlık personelini oraya koyarsanız, sadece yoğun bakım açtım diyerek
Bu da ciddi bir sıkıntıdır. Hani onun yönetimi apayrı bir bilgi, deneyim, birikim gerektirir. Şu anda böyle bir aşamadayız. Yani sağlık çalışanları gerçekten artık kendi kapasitelerinin çok çok üzerinde çalışmalarına karşın yetişemiyorlar. Yataklar yetmiyor. Yoğun bakımlar açılıyor ama yoğun bakımlar yatak ve ventilasyon diye düşünüldüğünden dolayı personel orada hizmet vermekte bir takım aksaklıklar çıkıyor. Sahada durum veya hani birinci basamakta da durum ciddi. Çünkü 500'ü bini aşan, hatta sanırım son sayılarla 520 bini de geçti bir hasta yükünden bahsediyoruz. Filyasyon çalışmaları artık filyasyon çalışması olmaktan çıktı. Sadece ilaç verme çalışmasına döndü çünkü ona da yetişemiyor arkadaşlarımız. Yoğun bir biçimde düşünsenize 500 bin civarında hastanın tedavisini veya izlemini yapmakla yükümlü bir sağlık personeli var. Yetişemiyorsunuz. Bu da kayıplarımızı artıran nedenlerden bir tanesi aslına bakarsanız. Geldiğimiz nokta sağlık çalışanları açısından da çok üzücü, çok ciddi. Bunun karşılığında hani sağlık çalışanlarının desteklenmesi anlamında da bir şey yapılmıyor. Artık öyle de bir yorgunluk ve birikim var. Son Sağlık Bakanlığı'nın genelgesiyle izinler, istifalar, emeklilikler de kaldırıldı. Yani insanları bıraksanız aslında şu anda hemen çekip gidecek pozisyondalar sağlık çalışanlarında. Çoğu çok yoruldu. Böyle bir açmazla karşı karşıyayız. Olumsuzlamak istemiyorum ama hani biz sağlık çalışanları olarak bu yükü kaldırmaya çalışacağız. Çalışacağız, elimizden geleni yapacağız. Ama bu arada ne yazık ki kayıplarla da karşılaşacağız. Çünkü artık bu yükü kaldırabilecek durumda değiliz. Yük çok ağırlaştı. Son olarak ben aşılamaya da bakmak istiyorum kısaca. Yani şu anda Türkiye'de toplam aşılama sayısı 19.969 bini geçti. Şimdi en başta deniyordu ya, evet aşılama Türkiye'ye geç geldi ama hızlı bir şekilde başladı. Sonra bir duraklama olduğunu fark ettik. Böyle devam ederse aşılama ile ilgili öngörüleriniz nedir? Ne zamana biter? Bu böyle devam ettiğinde toplumsal bağışıklık ne zaman kazanılmış olur? Böyle devam ederse bizim toplumsal bağışıklığı kazanma olanağımızı yitiririz. İlk önce oradan başlayayım. Çünkü şu anda istediğimiz hızda gitmiyor. 19 milyon aşılama yaptık diyoruz ama aslında toplumsal bağışıklama için düşük bir oran. Çünkü ikinci aşıyı yaptığımız grup çok daha düşük oranda. Yani ikinci aşısını tamamladığımız 1/10 civarında, %10'lara denk geliyor tamamladığımız. Yani bağışık hale geçirebildiğimiz nüfusumuz bu kadar. İşin kötü tarafı hastalık bizden çok daha hızlı yayılıyor. Yani aşılama hızımızdan çok daha fazla yayılıyor. Çünkü hani açıklanan sayı 60 bin belki ama bunun asemptomatiklerle beraber günlük hasta sayısının 100 bini geçtiğini tahmin edebiliriz. Aşılama ondan daha yavaş gidiyor. Hani ben korkarım bu gidişle insanlar hasta olarak toplumsal bağışıklığı kazanacağız. Öyle gibi görünüyor. Ama tabii ki bu sadece bizim ülkemize ait bir sorun değil. Bunu da ortaya koymak gerekiyor. Aşı tedarikinde ciddi problemler var. Yani firmalar aşılarını üretemiyorlar. Yani yeterince üretemiyorlar ve yeterince dünyaya pazarlayamıyorlar. Buradaki en temel sorun da aşı üzerindeki o patent. Geçenlerde böyle bir çağrı oldu dünyaya. Bazı bilim insanları böyle bir çağrı yaptı. Artık aşı üzerindeki patenti ve üretim haklarını kaldırın ve insanlar aşıya ulaşabilsinler diye. Çünkü dünyada böyle bir sorun devam ediyor. Bu gidişle de bizim ülkemizde de hani her ne kadar görece dünyadaki aşı yapan ülkeler içerisinde yerimiz önde gibi gözükse de toplumsal bağışıklığı sağlayabilmek adına aslında gerideyiz. Ve bunun için çok hızlı aşılama yapmamız gerekiyor toplumsal bağışıklık için. Bunun için aşıya ulaşmamız gerekiyor. İşte orada bir sorunla karşı karşıyayız. Sağlık Bakanı her gün bir şeyler açıklıyor. İşte 30 milyon doz, 50 milyon doz şu tarihte gelecek diye. Ama gelmiyor. Öyle de bir sorunla karşı karşıyayız. Hani bunların tümünü birleştirdiğimizde ülkemizde ve dünyada aşı yapma konusunda ciddi sorun devam etmekte. Bir iki ülke hariç dünya bu sorunla uğraşmaya devam edecek ve ne yazık ki toplumsal bağışıklık dediğimiz durum aşıyla sağlanamayacak. Bunun için çok daha ciddi bir planlamanın tüm dünya çapında yapılması gerekiyor. Bülent Bey, çok teşekkür ederiz katıldığınız için yayınımıza. Ben de teşekkür ederim. İyi yayınlar, iyi çalışmalar Sahra Hanım. Teşekkürler.
Profesör Doktor Bülent Ertuğrul ile salgın detaylarıyla konuştuk. Ertuğrul, hastalığın aşılamadan daha hızlı yayıldığını ve bu hızla giderse toplumsal bağışıklık kazanma olanağımızı yitireceğimiz görüşünde. Bu konuyu Alpan Telek ile konuğu doçent doktor Osman Elbek de tartıştı. Elbek, bu durum aşı hissizliğini ortaya çıkardı. Böyle giderse Türkiye ABD'nin 3 ayda yaptığı aşılamaya 15 ayda ulaşacak dedi. Bu kadar ölümcül bir sağlık sorunu karşısında aşı şirketlere hayır ben kar elde edeceğim diyor. Siz 100 bin ölebilirsiniz Türkiye'de, dünyada 3 milyon ölebilirsiniz, daha da fazla ölebilirsiniz. Ama benim önceliğim kar diyor. Bakın bu patent süreci dünyada bugün itibariyle şöyle bir aşı eşitsizliğini yarattı. Dünya bugün 154 ülkede aşı yapıyor. Toplamda 850 milyonun üstünde doz aşı yapıldı. Bu tüm dünya nüfusunun %5.6'sı demektir. Hikaye hiçbir anlamı yok. %70'lerde eğer bağışıklığı sağlayarak COVID'den kurtulacaksak. Daha da kötüsü bu %5.6 tüm nüfusta da dünyada eşit değil. Yaklaşık 27 ülke tüm aşı dozlarının yaklaşık %40'ını yaptı. Amerika'dan örnek vermek gerekirse Amerika 3 ay içerisinde toplumun nüfusunun %75'inden fazlasını aşılayacak. Amerika bitirdi COVID problemini böylece. Türkiye'ye bakarsanız, Türkiye görece yoksul olmayan bir ülke olarak, aşıya erişen bir ülke olarak sadece 10 kişiden birini aşılayabildi daha. Bu hızda giderse Amerika'nın 3 ay sonra ulaşacağı seviyeye Türkiye 15 ay sonra ulaşacak. Aşıya ulaşamıyor çünkü. Salgın gündemiyle devam ediyoruz. Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi doçent doktor Demirhan Burak Çelik, koronavirüs tedbirleri kapsamında kısıtlamaların hukuki yönünü medyaskopa değerlendirdi. Koronavirüs döneminde olağanüstü bir dönemden geçiyoruz. Olağanüstü dönemde ama olağanüstü hal ilan etmeden, gerçi geçmiş o hal deneyimlerini de düşünecek olursak Türkiye'nin belki çok tercih edilebilir bir şey değilmiş gibi düşünebilirsiniz bunu, ama aslında normal koşullarda bir çerçevesi var bunun. Yani o halde hukuk dışı bir rejim değil, hukuki bir rejim aslında isterseniz, hani öyle olması gerekiyor. Ama biz o hal ilan etmeden aslında olağanüstü bir dönemle başa çıkmaya çalışıyoruz. O zaman elimizdeki anahtar anayasanın 13. maddesi. Şimdi 13. maddeye baktığımızda sebebe bağlılık deniliyor. Sınırlamalarda da işte kamu düzeninin korunması, genel ahlakın, genel sağlığın korunması, suçun önlenmesi gibi, genel olarak söylüyorum, akla gelen sınırlamalar genellikle bunlar. Ve burada da işte kamu düzeninin korunması, sağlığın korunması gibi sınırlamaların söz konusu olduğu düşünülebilir belki. Yani sebeplerin var olduğu düşünülebilir, ama bunlar yasal mı diye soracak olursanız, yani burada yasal temel var mı diye soracak olursanız, aslına bakarsanız işin tartışmalı yönü burası. Önceki günlerde Çin, Sinovac aşısının etkinlik oranlarının zayıf olduğunu bildirmişti. Türkiye ise Sinovac etkinliğinin %91 olduğunu açıklamıştı. Avrupa Günlüğü'nde bu hafta aşı meselesini ele alan Alper Kaliber, her şeyin siyasallaştığı bir ülkede %91'e çok fazla güvenmiyorum diye konuştu. Türkiye'de de kullanılan Sinovac aşısıyla ilgili olaraksa bildiğiniz gibi çok farklı ve çelişkili açıklamalar var. Brezilya klinik sonuçları duyurdu geçtiğimiz Ocak ayında ve bu aşının koruma oranını, işte hafif sentomatik vakalar da ortaya çıkarıldığında %50.4 olarak açıklandı. Dünya Sağlık Örgütü tarafından minimum eşik zaten %50 olarak belirlenmişti. Öte yandan Endonezya bu oranı, yani Sinovac'ın koruma oranını %65, Türkiye ise %91.2 olarak açıkladı. Açıkçası yani Türkiye düşündüğümüzde tabii her şeyin siyasallaştığı ve tüm verilerin siyasal otoritenin işine gelip gelmemesiyle ilişkili hale geldiği bir ülkede doğrusu ben bu %91'e çok fazla güvenemiyorum. Türkiye geçen ay Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararıyla İstanbul Sözleşmesi'nden çekildiği karara tepki gösteren kadınlar ülkenin pek çok şehrinde eylem yapmaya devam ediyor. Son bir ayda neler yaşandı? İzleyelim, ardından Kadın Cinayetlerini Durduracağız platformu genel temsilcisi Gülsüm Kavi ile konuşacağız.
Türkiye 20 Mart'ı 21 Mart'a bağlayan gece Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararı ile İstanbul Sözleşmesi'nden çekildi. Kadınlar İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararını bir aydır protesto ediyor. Mücadele sadece sokakta yapılmadı. Pek çok kurum ve muhalefet sözleşme feshinin iptali için Danıştay'a dava açtı. İktidar ve iktidar yanlısı kurumlar bu kararı dört elle savunmaya devam etti. Erdoğan bir cuma namazı çıkışında İstanbul Sözleşmesi konusunda atılan adım tamamen yasaldır. Muhalefet bu işi bilmiyor. Biz kararımızı verdik, girdik, girdiğimiz gibi de çıkarız. Biz kararımızı bildirdik, böylece iş bitmiş oldu demişti. Türkiye, Avrupa Konseyi'ne üye tüm devletleri bağlayan sözleşmeyi imzalayan ilk ülke. İstanbul Sözleşmesi, erkek şiddetine maruz bırakılan kadınların korunması konusunda bağlayıcılığı olan uluslararası ilk sözleşme niteliğinde. Sözleşme, kadına kadın olduğu için ayrımcılık yapılmasını engelliyor ve kadın, erkek, çocuk, engelli, mülteci, LGBT'yi artı bütün bireyleri ev içi şiddetten koruyor. Gülsüm Hanım, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, iyi yayınlar. Teşekkür ederiz. Bugün sizinle İstanbul Sözleşmesi'nin feshedilmesinin ardından geçen bir ayı konuşacağız. 19 Mart'ı 20 Mart'a bağlayan gecede İstanbul Sözleşmesi'nden çekilindi. Ardından birçok eylem yapıldı. Kadınlar yaşamak istiyoruz diyerek sokaklardaydılar. Ve o günden bugüne nasıl bir yoldaydık? İlk başta böyle başlayalım, sonra ayrıntılarına bakalım. Evet, çok teşekkür ederim. Bir ayında bu kararın İstanbul Sözleşmesi ile ilgili imza çekme kararı bir gece yarısı. Meclisin de dışarıda bırakarak yayınlandığı gece elbette bizim için uykusuz bir geceydi. Ve o andan itibaren bunun bu çok hem hukuksuz olan, hukuken usule uygun olmayan ama hukuksal olsa bile kabul etmeyeceğimiz kadınları yaşatan İstanbul Sözleşmesi'nin tam tersine uygulanması için yıllardır mücadele ettiğimiz gibi şimdi de bu karara karşı mücadeleye başladık. Aslında bakarsanız bu böyle yıllardır sürmekte olan, devamlı olan bir mücadelenin yeniden daha hani yükselen bir halini ortaya koymak idi. Bir ay önce başlayan bu itiraz her türlü yolla, hukuki yollarla da ama sadece hukuksal işte mahkemeye başvurmalar, Danıştay'a gidildi, pek çok dava var henüz sonuçlanmamış. Sadece hukuksal da değil, aslında bir politik mücadele bu. Politik mücadele daha da yükselerek devam etti. Çünkü biraz sonra biraz daha detaylı konuşacağız. İstanbul Sözleşmesi yaşatır diye bizim söylediğimiz cümle, kuru bir cümle değil. Onun gerçek somut anlamları var kadınların hayatına yansıyan. Bu bir ay içerisinde bu kararla ilgili de işte doğrudan ne gibi yansımalar oldu? Bunu izlemeye çalışıyoruz ama bir ay biraz erken bir süre. Yani çok net verilerle ortaya koymak için daha fazla izlememiz gerek. Fakat belirli gözlemler var. İstanbul Barosu'nun özellikle bir açıklaması oldu. Kolluğa başvuran kadınların artık sözleşme yok diye oradan tedbir kararı çıkaramadıklarını, savcılıklara, aile mahkemelerine yönlendirdiklerini duyduk. Bu daha sonra doğrulanmadı ama İstanbul Barosu kendilerine böyle başvurular olduğunu söyledi. Bizim destek hattımıza henüz böyle bir başvuru gelmedi. Sadece başvurularda yani kadın koruma hakkıyla ilgili bir engelleme değil gündeme gelen, aynı zamanda aslında bir cezasızlığın da sık sık örneklerini görmeye başladık. Kadına yönelik suçlarda, çocuğa yönelik cinsel suçlarda cezasızlık örnekleri de yaşanmaya başladı, yaşanıyor bir yandan. Bir yandan da bizim ölçemediğimiz, henüz haberdar olmadığımız, bana göre işte sadece bana göre de değil, İstanbul Sözleşmesi'ne göre sadece kadınlar değil, o kadınlar ve kız çocukları için ve tüm cinsel yönelimler için hakları korur. Kız çocuklarıyla ilgili de yani o erken yaşta zorla evlendirme, eğitimden mahrum bırakılma gibi etkilerini daha ölçememiş durumdayız. Kısacası şunu söylemek istiyorum, bir ay çok erken bir süre, bu sözünü ettiğim olgular da aslında ondan önceki zamanlarda da bizim işte hep sürekli aralıksız bir mücadeleyi sürdürmemize neden olan buydu. Sözleşme uygulanmadığı için mesela cezasızlık, mesela kolluğun kadınları geri çevirmesi ve sürekli kız çocuklarıyla ilgili, haklarıyla ilgili gündeme gelen yeni düzenlemeler. Bunlardan çok belirgin bir farkı bir ay içerisinde çok net henüz yaşamadık. Yani bunu daha çok gözlemlemeliyiz. Uzun vadede ama İçine kız çocuklarını da alacak bir biçimde kadınların hayatına yansıyacak çok olumsuz değişiklikler yaratacağını düşünüyorum. Bunun için bizim ayrı bir rapor oluşturmamız da
gerekmiyor. Ortaya çıkmış, zaten sözleşmenin düzgün uygulandığı ülkelerde ne kadar olumlu farklar yarattığını anlatan raporlar var. Avrupa Kadına Yönelik Şiddet Gözlem Evi'nin çok etraflı bir raporu var. Sözleşmenin imzacı ülkelerinde uygulandığı durumda kadınların hayatına nasıl yansımış? Şiddetle ilgili korunma tedbirlerine teşvikler artmış. Yani pek çok daha kadın haklarının daha ileri düzeyde olduğu ülkelerde bile yeni yasal düzenlemeler yapılmış. Pek çok hani kalıcı, yapısal değişiklik yaratmış olan İstanbul Sözleşmesi'nin orta ve uzun vadede olmayışı işte bu olumlu değişikliklerin olmaması anlamına gelecektir. Ve kadınların, kız çocukların hayatına elbette ki haklarını kısıtlayarak yansıyacaktır. Biz bunların tek tek gözlemcisi olacağız ama biz bunu istemiyoruz. Biz tıpkı diğer örnek ülkelerde olduğu gibi uygulanmasının gözlemcisi olmak istiyoruz elbette. Ve bunun için yani bu kararın geri çekilmesi ve sözleşmenin uygulanmaya geçmesi için de sonuna kadar elimizden geleni yapacağız. Kısacası yani bir ay içerisinde çok net ortaya çıkmış bir hani, tablo, bizim destek hattımıza gelen veriler yok ama ayrıntılı bir rapor elbette ki biz de hazırlayacağız. Bunun çalışmasını yürütüyoruz ama daha çok izlememiz gerekiyor. Fakat orta uzun vadede olabilecekler konusunda yeni bir rapora bile ihtiyaç yok. Ortadaki uluslararası raporlar uygulandığındaki olumlu değişiklikleri çok açık belgeliyorlar. Olmayışı da bunun tersine dönüşü anlamına gelir. Şiddetle mücadeleden vazgeçilmesi ve yani yapılması gerekenlerin yapılmayıp kadınları korunaksız yalnız bırakılması anlamına gelir. Hem de asıl bu görevi yerine getirmesi gereken kamu kurumları ve devlet tarafından. Bunun başka bir anlamı var. Anayasa gereği devletin varlık sebebi yurttaşların yaşam hakkını korumaktır. Biz elbette ki gönüllü çabalarımızla bu hakkı korumak için, kadınları hayatta tutmak için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Ama bir devlet yaşam hakkını korumaktan vazgeçiyorum diyemez. Uygulanmaması, yani bir ayda bunun hani çok birikmiş örneklerini görmemiş olabiliriz ama orta uzun vadede göreceğimiz anlamına geliyor elbette. Biz bu sözleşmeden çekilmenin ardından şiddete uğrayan kadınlarla konuştuk ve ne hissediyorsunuz diye sorduk. Onlar şöyle söyledi, biz şiddete uğradığımızda ne hissettiysek bu sözleşmeden çekilindiğinde de onu hissettik. Çünkü eskiden yani ne kadar doğru bir ifade. Yani hani o sıkışmışlık var. Zaten hani önceden uygulanması için mücadele ediyorduk. Şimdi artık tekrar yürürlüğe girmesi için mücadele edeceğiz. Ardından ben önceden gittiğimde 6284'e göre dilekçemi yazıyordum. Şimdi nereye başvuracağım diyorlar. Yani bilmiyorlar aslında. Kadınlar yine yolunu kaybetmiş bir şekilde. Bir elimizde bir hakkımız vardı deniyor. Ve şimdi o hak gitti elimizden. Peki şöyle devam edelim mi? Yani bu İstanbul Sözleşmesi'nin çekilmesinin ardından Ankara Sözleşmesi tekrar gündeme geldi. Yerli Milli Sözleşmesi denildi. Bununla ilgili düşünceleriniz neler Sayın Gülsüm Kağan? Şöyle, Ankara Sözleşmesi de aslında ilk defa gündeme gelmiyor. Daha önce, yıllar önce kadınlarla ilgili gündemde değil, Kopenhag kriterleriyle ilgili farklı işte Avrupa Konseyi sözleşmeleriyle ilgili de gündeme gelmişti. Ne zaman yani asıl ne denir, yüzyılın gerektirdiği, evrensel değerlerin gerektirdiği adımları atmak zorunda kalsak her alanda, bunları atmak yerine yerli milli gibi tırnak içerisinde bir yani bir yöne saplanarak aslında bu görevi yapmaktan kaçınıyoruz. Çünkü Ankara Sözleşmesi böyle bir şey öne sürülerek gündeme getiriliyor ama yerli milli gibi. Aslına bakarsanız evrensel ortak değerleri temsil eden uluslararası sözleşmeler zaten herkesin ortaklığında bütün yerliliklerin kardeşçe bileşimiyle oluştuğu için ve yani dünya yüzünde son gelinen yani insanlık için iyi durumu temsil ettiği için onun içerisinde zaten hepimiz varız. Bütün yerliler var, yerlilikler var. Yani evrensel belgeler böyle oluşur. Bir kere zaten gerçek yani anlamıyla orada anlamını buluyor. Bir kendi taşımak istediklerimizi de taşımışız biz oraya. 5 sene boyunca hazırlık süreci sürmüş. Zaten temsilcilerimiz var. Bakanlıkları içerisinde durum bu. Yani burada sadece imza atıldığı zamanki politik yaklaşım değişmiş durumda Türkiye'de. Bununla beraber şu açıdan da hiç yani ben yani öne sürülen yerli ve milli geçerli göremiyorum. Çünkü öne sürülen bahaneler işte aileyi zedelediğinin öne iddia edilmesi, böyle bir karalama
başka bazı ülkeler tarafından da öne sürülüyor. Bu özellikle Doğu Avrupa ülkeleri başta olmak üzere Polonya, Macaristan, Hırvatistan, Bulgaristan gibi neredeyse sözcük sözcüğüne benzer sözcüklerle İstanbul Sözleşmesi ile ilgili tartışma yürütüyorlar. Mesela Polonya'da bir tane cümle var hatta, aileye evet, cinsiyete hayır diye. Şimdi var olan cinsiyet, cinsel yönelimler, yani somut, hayati, toplumsal gerçekler. Ona hayır deseniz ne olacak ki? Bir yandan da ben tabii bu anlamıyla çok ironik de buluyorum. Çok mantık dışı ve hani hiçbir biçimde gerçekle bağdaşmayan açıklamalar bunlar. Ama şunu söylemek istiyorum. Yerli olsun diyerek Ankara deniliyor ama tıpkı yani Ortaçağ Engizisyon Kilisesi gibi bir hatta bakış açısıyla pek çok başka ülkedeki otoriter ve muhafazakarlarla aynı sözler dile getirilmiş oluyor. Bu açıdan bizde de mesela bu tuhaf cümleler var sözleşmeyle ilgili gündeme gelişte. Ama bunların içerisinde en irkiltici ve çok ciddi bir anayasa ihlali olanı bizdeki çekilme gerekçesi olarak hem işte Polonya'nın dile getirdiği bir aile değerleri söylendi, hem de duyduğumuzda hepimizi irkilten bir biçimde eşcinselliğin normalleştirilmeye çalışılması nedeniyle denildi. Bu çok ciddi bir hani anayasal suçudur. Çünkü bir devlet bazı yurttaşlarını koruyacağım, bazılarını koruyamayacağım diyemez ve bunu açık açık söylenmesi bence çok irkiltici. Hani burada denilmiş oluyor ki kadınlara hadi yine sizi korumaya çalışacağım ama bakın yani böyle bir hedef haline getirme asla kabul edilemez. Ben o açıdan LGBT artı bireylerin kadınlardan da öte risk altında olduğunu düşünüyorum İstanbul Sözleşmesi tartışmalarında. O yüzden de ne yaparsak birlikte yapmalı ve onların haklarını hep birlikte mutlaka savunmalıyız. Burada asıl bu diğer ülkelerle Türkiye'de ortak olan asla yerli milli diyemeyeceğimiz bir şey var. Otoriterleşme. Tüm hani otoriterleşme, muhafazakarlaşma politikaları kadınları ve cinsiyet cinsel yönelimleri yani bir tür cinsiyet rejimi yeniden yani tahsis ederek kadınları baskı altına alarak kuruluyor ya da ilerliyor. Çok önemli bir hani yapı taşı bu olduğu için tüm diğer ülkelerde de biz sadece Doğu Avrupa'da sözleşmeyle ilgili değil, ABD'de yıllardır Kürtaj hakkıyla ilgili kutuplaşmada ve oradaki gidişatta da görüyoruz bunu. Ve biraz İstanbul Sözleşmesi'yle ilgili ben hani başından beri bu da yapılmaya çalışılıyor. Yani partilere, liderlere oy seçimden kazandırıp seçimleri kaybettiren, böyle seçim ittifaklarına konu olan, daha doğrusu o masalarda feda edilen kadınların hayatı oluyor. Ve hani ABD'deki Kürtaj gibi bir bloklaşması gibi bir şey olsun isteniliyor. Ama tam da tutmuyor bu gelin görün ki. Çünkü hani son bir ay içinde ne oldu diye az önce konuştuk. Aslında son bir ay içerisinde aynı zamanda çok önemli bir itiraz da yükselme pandemi koşullarında ne kadar olabiliyorsa kadın hareketi yine dinamik bir biçimde yapabildiği kadar eylemle, yapamadığı durumda farklı toplumsallaşmış mücadele biçimleriyle, gerektiğinde dev boyutlu pankartlar asarak her durumda yani kadınların şiddet karşısında yalnız bırakılmasının ne anlama geldiğini anlatmaya çalıştık. Bugün de Nüket Duru sağ olsun sanatçı dostumuz o güzel kuvvetli sesiyle Ayşe Tuğba Arslan'ın 23 defa koruma başvurusu isteyip 23 defa kapılardan çevrilen öldürüldüğünde çantasından çıkan dilekçesini okuyor. Bizim adreslerimizden paylaştık. Yani her türlü kullanarak mücadeleye de devam ettik bu bir ay içerisinde. Ve burada biraz önce anlattığım o kutuplaşma tam da istenildiği gibi de yaşanamıyor. Yani bizim her dünya görüşünden kadın kardeşimiz, arkadaşımızla birlikte mücadele ediyoruz. Elbette bu anlamda kültürel değil, politik bir kategori var. Yani politik, siyasi parti, ittifak görüşmelerinde bu İstanbul Sözleşmesi'nin ve dolayısıyla kadınların hayatının gözden çıkarılır olması zaten en felaket yönü bu, yani konuştuğumuz gündemin. Ve kadınların ve LGBT artı bireylerin. Bununla beraber yani burada bir dün Deniz Kandiyat Hoca'nın iyi bir söyleşisi vardı. Kültürel değil politik mücadele şart diye. Yıllardır ben de böyle düşünen biriyim. Zaten aslına bakarsanız yani bütün böyle konulara yani böyle kültürel kimlikçi özcü bakmanın da ne kadar hatalı olduğunu da yaşıyoruz. Son derece politik bir biçimde yani kadınların
bedeni üzerinden bir cinsiyet rejimi ve otoriter rejim kurma politikasına karşı ortak bir mücadele yürütmemiz gerekiyor. Bu açıdan buradan düşündüğümüzde de o kutuplaşma da tam böyle olmuyor. Otoriterliği savunanlarla demokrasi savunanlar arasında daha başka bir kutuplaşma oluyor diye düşünüyorum ben. Yani bizim İstanbul Sözleşmesi'nin mücadelesi sadece kadınların ve kız çocukları için de değil, aslında Türkiye toplumunun bir demokrasi mücadelesinin de bir parçası. Kesinlikle. Şimdi süremiz çok kısaldı. Son soruyu sormak istiyorum. Yani çünkü işte kadın mücadelesinin kazanımlarının ne kadar güçlü olduğunda bir fikiriz bence. Onun için her şeye rağmen, yani şu andaki durumumuza rağmen umutsuz bitirmemek istiyorum konuşmayı. Onun için bundan sonraki süreçte ne yapacağınıza bir bakalım mı? Yani meydanlarda olmaya devam edeceğiz demiştiniz. Biraz daha açalım isterseniz ve bitirelim Gülsüm. Evet, teşekkür ediyorum. Şimdi biz bu arada son olarak ben İstanbul Sözleşmesi yaşatırın anlamının üzerine de iki cümle etmek istiyorum. Böyle söylüyoruz ve bu ne anlama geliyor, aslında bir açıklığa ihtiyacı var. Bu da ikili anlama geliyor. Hem kadınların şiddet karşısında öldürülmemesi, hayatta kalması, onları hayatta tutabilmek, yaşamaları. Hem de aslına bakarsanız bu sözleşme toplumsal cinsiyet eşitsizliğini de ortadan kaldırıp şiddetin kendisini ortadan kaldırmayı hedeflediği için, diğer bütün hepsinden farklı, eşit ve özgür, kendi seçtikleri hayatı, yani sadece nefes almayıp gerçekten yaşamaları, istediği gibi yaşamaları anlamına geliyor. Bu yüzden de yani bunun ne kadar hayati önemli olduğunu bilen, önemli bir toplumsal mücadele var. Bu mücadele pandemi koşullarında elinden geleni hemen her gün bir başka biçimde, bir yolla yapmaya devam ediyor. Ama ilk bu imkan bulduğumuzda, bu hani pandeminin seyrine de bağlı olarak, elbette ki toplum sağlığını koruma temel etik ilkesine riayet ederek çok daha büyük organizasyonlar, çok daha büyük bir mitinge hazırlıklar yapılıyor. Pek çok ortak bir şekilde pek çok kadın kurumu bir arada bunu konuşuyor gündeminde. Bununla beraber biz kendi kadın örgütümüzle de hemen her gün bir şekilde Türkiye'nin birçok ilinde de harekete geçerek sesimizi duyurmaya, sözleşmeyle ilgili özellikle son dönemde korumasız bırakmanın ne anlama geldiğini gösteren dilekçe örneklerimizle, dilekçe eylemlerimizle de mücadelemize devam ediyoruz. 1 Temmuz bir süre, ama aslına bakarsanız hani geri çekilme ihtimali her zaman var, umut her zaman var. O açıdan ben hani bu bütün süreyi böyle bir mücadeleyle geçirdiğimizde kararın geri çekilip sözleşmenin uygulanması için mücadeleye devam etmeye geçebileceğimizi düşünüyorum. Ve her durumda sonuçlar ne olursa olsun bu sözleşme nefesini aldı Türkiye'de kadınlar, nefesi kesilen kadınlar elbette ki kendi hayatımızı ve nefeslerini savunmaya devam edecekler. Sadece bizler değil, toplumda bizim tanıdığımız tanımadığımız birçok kadının bizim yanımızda olduğunu biliyoruz, biz hissediyoruz. O yüzden mücadeleye devam. Gülsüm Hanım, çok teşekkür ederiz katıldığınız için. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın, iyi yayınlar. Hoşçakalın. Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Genel Sekreteri Gülsüm Kavali, İstanbul Sözleşmesi'ni konuştuk. Kav meydanlarda olacağız ve nefeslerimizi savunmaya devam edeceğiz diyor. Haber hafta sonu şimdi de iç siyaset gündemiyle devam ediyor. Edgar Şar, Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Yunus Emre ile Erdoğanizme karşı Kılıçdaroğlu doktrinin ne olduğunu ve bunun Türkiye siyasetindeki şansını konuştu. Bir şekilde bütün toplumun sustuğu, kimsenin konuşmadığı ve konuşmanın sadece Erdoğan'la sınırlı olduğu, bütün toplumun susarak Erdoğan'ı dinlediği bir Türkiye'yi özlüyorlar. Bunu yapmaya çalışıyorlar. Bütün attıkları adımlar da aslında bununla ilgili. Ve diyelim ki ekonomide, dış politikada, eğitimde falan her nerede ne yapılıyorsa, bu Türkiye'nin ihtiyaçları, seçmenlerin duyarlılıkları, talepleri falan diye bakılarak atılmıyor bu adımlar. Erdoğan'ın iktidarda kalmasına bu nasıl yardım edebilir? Yani atacağımız adım Erdoğan'ın iktidar süresinin uzamasına nasıl yardımcı olur? Temel bakış açısı bu. Dış politikada da, işte az önce söylediğim gibi ekonomide de, başka alanlarda da. O yüzden yani başımızın belası bir Erdoğanizm diye bir konumuz var bizim. Bugün değil, yıllardır bu var. Şimdi buna karşılık peki ne oluyor? Yani bir şekilde bir kendiliğinden toplumun hani bunu kabul etmediği, bunun yerine başka bir şey koymak istediği gibi bir durum var. Bunu gözlüyoruz. Yani bir dolu direnişler oluyor, karşı çıkışlar oluyor.
Seçimlerde netice itibariyle Erdoğan çok büyük bir çoğunluk sağlayamıyor. Son yerel seçimleri gördünüz, ağır bir mağlubiyet aldı. Şimdi buna karşılık oluşan siyaseti ise bizim genel başkanımız Sayın Kılıçdaroğlu belli aşamalardan geçerek oluşturdu ve bu önemli ölçüde bugün başarılı olmuş durumda ve aslında bir nevi bir oyun gibi, satranç oyunu gibi artık hani son hamleyi yapmak ve şahmat demek üzere bulunuyoruz önümüzdeki seçimler için. Siyaset bilimci Berk Esen Kritik'te bu hafta Cumhuriyet Halk Partisi'nin geçtiğimiz günlerde başlattığı 128 milyar dolar nerede kampanyasını ele aldı. Esen, yanlış iktisadi politikalar nedeniyle bir süredir Türkiye Cumhuriyeti neredeyse bütün rezervi bitirecek şekilde ağır bir kamu operasyonu yapılıyor dedi. Bu 128 milyar doların nerede olduğu sorusunun ötesinde bence düşünmemiz gereken birkaç önemli nokta var. Şimdi öncelikle iktidar bu kadar büyük miktarda dövizi uzun süredir takip ettiği yanlış, hatalı ekonomi politikalarının sonucu olarak Türk lirasının değer kaybetmesini durdurmak için bu kadar büyük miktarda dövizi piyasaya enjekte etti. Yani faizlerin enflasyon yarattığına dair olan bu yanlış inanç ve tabii giderek artan oranda ekonomi yönetimine ve tabii Merkez Bankası'nın yönetimine dışarıdan yapılan siyasi müdahaleler, özellikle iktidar kanadından gelen siyasi müdahaleler yüzünden Türk lirası son birkaç senedir mütemadiyen değer kaybediyor. İşte bu kaybedilen değerin etkisini azaltmak için Merkez Bankası elinde çok da fazla politika hamlesi kalmadığı için piyasaya döviz rezervlerini vererek Türk lirasını belli bir seviyede tutmaya çalışıyor. İşte yanlış iktisadi politikalar nedeniyle biz iki seneye yakın bir süre Türkiye Cumhuriyeti'nin neredeyse bütün rezervini bitirecek şekilde ağır bir kamu operasyonunun yapıldığını görüyoruz. 8 Temmuz 2018 tarihinde Çorlu tren kazasında oğlu Oğuz Ardesel'i kaybeden, o günden bugüne adalet arayışını sürdüren Mısra Öz koronavirüs nedeniyle entübe edildi. Mısra Öz'ün sağlık durumu hakkında medyaskopa bilgi veren babası Mehmet Öz, doktorların Mısra Öz'ün entübe bir şekilde 20-25 gün yoğun bakımda kalacağını öngördüklerini dile getirdi. Bu çocuğun adını ve yüzünü iyi ezberle. Oğuz Ardesel, Çorlu tren faciasında hayatını... Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinin Sarılar Köyü yakınlarında 8 Temmuz 2018 tarihinde meydana gelen 7'si çocuk 25 kişinin hayatını kaybetti ve en az 300 kişinin yaralandığı tren kazasında oğlu Oğuz Ardesel'i kaybeden ve o günden bugüne adalet arayışını sürdüren Mısra Öz, koronavirüs nedeniyle entübe edildi. Sosyal medya hesabından 12 Nisan'da, "Dün solunum sıkıntısı nedeniyle hastaneye yatırıldım, oksijen desteği olmadan nefes alamıyorum" yazarak hastaneye kaldırıldığını söyleyen Öz, 17 Nisan'da yoğun bakıma alındı. Mısra Öz'ün sağlık durumu hakkında medyaskopa bilgi veren babası Mehmet Öz, doktorların Mısra Öz'ün entübe bir şekilde 20-25 gün yoğun bakımda kalacağını öngördüklerini dile getirdi. Çorlu tren kazası davasının 7. duruşması 16 Mart'ta görülmüş ve dava 7 Eylül 2021'e ertelenmişti. Rahatsızlığı nedeniyle duruşmaya katılamayan ve hastanede tedavi gören Oğuz Ardesel'in annesi Mısra Öz'ün yazdığı mektup mahkemede okunmuş. Öz mektubunda 982 gündür adalete güveniyoruz dedik. Adalet bizim aleyhimize hızla işlerken mahkemeniz bilirkişinin oynadığı oyunu göremedi. Türkiye Cumhuriyeti Devleti demiryollarının üst düzey yöneticilerini ve bürokratları yargılayın demişti. Medyaskop'un sinema programı film çıkışında bu hafta Avarya ve Altın Vuruş animasyon filmlerini imza atan yönetmen Gökalp Gönen konuk oldu. Gönen, Türkiye'de çok fazla animasyon film çekilmediğini, bunun nedeninin ise ekonomik kaygılar olduğunu söyledi. Bizim müthiş bir özgüven problemimiz var Türkiye'de her sanat dalında. Biz bunu yapabilir miyiz acaba falan diye böyle bir baştan eksik başlıyoruz her şeye. Animasyonda da bu var. Animasyonda da yani her anlamda kendini belli ediyor. O yüzden hani insanlara belki birazcık şey yapabiliyorsam eğer, evet yapılabiliyormuş, çok küçük ekiplerle de mümkünmüş, işte olağanüstü paralara ihtiyaç yokmuş falan dedirtebiliyorsam bu bana kendimi iyi hissettiriyor. Ama Türkiye'de hala yeterince iş çıkmıyor. Çıkan işlerin de kalitesi çok iyi olmuyor. Çünkü en başta dediğim deneme çok fazla yapılmıyor. Bütün projeler çok büyük umutlarla, hedeflerle yapılıyor ve çok fazla anlam yüklendiği için o tek filme
bir ikincisini yapmaya kimsenin enerjisi kalmıyor. Zaten vakti de yok. Bir an önce işe girmesi gerekiyor, çalışması lazım, para kazanması lazım vesaire. Fransa'da olsaydım atıyorum ben sanatçıya verilen bir maaş varmış mesela, onu alıp ben bu sene film yapacağım ya diyebilirdim. Ama Türkiye'de böyle diyemiyoruz. Ben bu sene şey yapayım, film yapayım diyemiyoruz. Bu olağanüstü büyük bir problem. Ben sadece freelance düzenine oturtabildiğim için şanslıyım bunu diyebiliyorum. Ama bu birçok insana nasip olmuyor. Bence Türkiye'deki en büyük problem bu. Bunu animasyon üzerinde söylemeye gerek yok. Bu bütün sanat ya da hatta mühendislik alanları için falan bile geçerli. Boş zaman yok. Yani tembellik hakkımız yok. İnsanlar ben şunu düşüneceğim, şunu derinlemesine araştıracağım, şunu merak ediyorum, şuraya gidip gezeceğim, göreceğim gibi lükslere sahip değiller. Biz hemen çalışmak zorundayız. Hiçbir zaman boş vaktimiz yok. Çalışmıyorsak bile bir sınava hazırlanmak zorundayız. Mutlaka önümüzde bir sınav var. Onun için sürekli yarış halindeyiz falan. Burada da bu sorunun sebebi genç ya da işte yarışan insanlar değil, onların nefes alabileceği alanı açmayanlar aslında problemin sebebi. O yüzden hiçbir zaman böyle gidersek daha kaliteli işler görecek değiliz. Bültenimizin bu haftalık burada sonuna geldik. Haftaya aynı saatte konuklarımızla birlikte gündemi değerlendirmek adına karşınızda olacağız. İyi bir akşam ve hafta geçirmeniz dileğiyle. Hoşça kalın, sağlıkla kalın. Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyascope 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun. Bu yolculukta bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden katkıda bulunabilirsiniz. Destek verin, siz